Değerli dostlarımız, programımızda sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İntiharların çok arttığını konuştuk günümüzde. Maddi imkanların dünyanın çok cazibesinin artmasına rağmen niçin insanlar hayatlarına kendi iradesiyle, kendisi isteyerek son veriyor, son vermek istiyor? Beraber inşallah düşüneceğiz, tefekkür edeceğiz. Evet Muhammed, kişisel gelişim konusunda deneyimli birisi olarak ilk olarak sana soralım. İnsanlar Estağfurullah. niçin intihar eder? Ve bu konuda kişisel gelişim Çare olur faaliyetleri, mu? çabaları bir çare olur mu? Yani top benim üstümde kaldı demek sonunda. Ya geçen hafta sen sunuyordun. Daha Topu bize yeni atıyordun. yoldan Oradan geldim ya. gönderiyordun Muhammed abi. Yani şöyle, hakikaten söylediğiniz gibi misiniz? Japonya örneğini Abdülkadir verdi. Japonya örneği dışında da mesela Norveç, Finlandiya, yani gelir seviyesi en yüksek olan, yaşam standartları en yüksek seviyede olanlarda intihar oranlarının en yüksek seviyede olduğuna şahit oluyoruz. Aslında insanlık genel anlamda, insanlıktan kastettiğim Batı medeniyeti, genel anlamda bir mutsuzluk, tatminsizlik, hayattan zevk alamama problemi yaşıyor. Bu hayatın artık merkezinde olmuş bir problem. Açık ve net. Bu probleme çözüm arayışı olarak aslında modern psikoloji doğdu. Hani diyelim astronomi bilimi işte 13. yüzyılda da vardır veya matematik 13. yüzyılda vardır ama psikoloji diye bir şey bu probleme çözüm bulmak adına felsefe temelli olarak oluşturulan bir şey. Vahye dayanmıyor. Yani Hristiyanlığın vahyine de dayanmıyor. Herhangi bir dini altyapısı yok. Çoğunlukla insanın insan hakkındaki kanaatleri. Bilimsel çalışmalar da değil. Yani şu anda bilimsel çalışmalar var ama modern psikolojinin doğuşuna baktığımızda insanın insan hakkındaki kanaatleri var. Buna göre bir disiplin, buna göre bir teknik, yöntemler manzumesi oluşturulmuş. Ve yıllar içerisinde bunun da tam kâr etmediği gözlenmiş. Çok uzatmayalım. Şu anda devam ediyor tabii çalışmalar, yöntemler, araştırmalar. Ama bunun da tam kâr etmediği gözlenince son belki 50-60 yıllık süre zarfı içerisinde kişisel gelişim yine buna bu arayışa bir cevap olması için bir alternatif olarak ortaya çıkmış. Şu anda da kişisel gelişim adı altında işte yok Reiki, Aura, Meditasyon, NLP, Yoga, Yoga gibi birçok şeyler. Biz de bunlarla meşgul olduğumuz zamanlar kuantum, oldu merak ederek. özellikle son zamanda. Yani çok farklı akımlar ortaya çıkmış oldu. Bunların hepsi aslında o arayışın bir sonucu. Ve çoğunlukla bakıyoruz ki hani insanın ruhunun bazı ihtiyaçları var. Manevi ihtiyaçlarımız var. İbadet, namaz, oruç, hac, Allah'ı zikretmek bu ihtiyaçlarımızı tatmin ediyor. Yani bizim ruhumuzun çarkları bu şekilde işliyor. Şimdi insan bu ihtiyacı hissediyor. Dünyanın neresinde dünyaya gelirse gelsin bu ihtiyacı hissediyor. Ama bunu ibadetle, İslam'la, namazla, oruçla, hacla, zikirle karşılamama konusunda bir ısrarı var. İhtiyaç da var. Onunla karşılamam da diyor. O zaman yerine bir şey ikame etmek lazım. İşte o zaman ortaya çakralar, efendim yok enerji bedenler, reikiler, Secret. gizli sırlar. Bunlar üretiliyor. Şu bir Çakma gerçek şu anda. çözümler herhalde. Bunlar da çözüm olmuyor. Açık ve net. Yani biz kişisel gelişim uzmanıyız. Abdülkadir, ben bu işi yapıyoruz. Ama şöyle ben düşünmek istiyorum. Yani kişisel gelişimin bir boyutu böyle lanse edildi, böyle sunuldu ve maalesef hakikaten o isim altında çok da insanlar kandırıldı. Kandırılmaya halen devam ediyor. Fakat başka bir boyutu şu, insanın Cenab-ı Hak tarafından bahşedilen yeteneklerini geliştirmesi boyutu var. Yani etkili konuşma, böyle bir yeteneğimiz var. Tekniklerle, antrenmanla bu yeteneğin geliştirilmesi, hafıza teknikleri, hızlı okuma. Şimdi bunlar Cenab-ı Hakk'ın bize açtığı imkanlar. Bize verdiği bu imkanın, bu yeteneğin daha iyi kullanılabilir hale gelmesi. Daha iyi yönde, daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi. Kişisel gelişimin bu boyutuyla ilgili çalışmanın ben mahsur olduğunu düşünmüyorum. Hatta bu belki sevaptır, hayırlı bir şeydir, faydası var. Ama kişisel gelişim adı altında özellikle başarı ve mutluluk vaat eden yaklaşımlarda şu anda ciddi manada problem olduğu açık. Yani dine Böyle alternatif olarak hiç dini dikkate çıkış almayan. noktası bu abi. Yani şu anda bunu iyi yönde kullanan vardır, kötü yönde kullanan vardır ama aynen şunu gibi. Şimdi psikologlarımız, psikoterapistler bunlar bu işi çok iyi anlamda ve şifaya vesile olacak şekilde de kullanıyorlar.
Çok değerli insanlar var bu alanda çalışanlar. Ama çıkış noktası modern psikolojinin de, kişisel gelişim ekollerinin de çıkış noktası aslında açık veya gizli felsefeye dayanıyor. Yani tekrar ediyorum, felsefe şu: İnsan neden oluşur? İnsan ne ister, ne bekler? Ne zaman mutlu ilgili olur? Ben düşünüyorum, düşünürüm ben. Düşünür. Diyelim ki ben Jung'um. Meşhur bu işin babalarından. Ben Erik Fromm'um. Şimdi bunlar bu işin babaları. Ben düşünüyorum. Diyorum ki insan ne ister? İşte insan başka insanların onu önemsemesini ister. Bunu düşünüyorum, gözlem yapıyorum. Öyle ister mi? İster. Peki insanın neresi bunu ister? İnsanın içinde işte bir id var, ego var. Bunu ben tanımlıyorum. Adını ben koyuyorum. Yani hiçbirisi somut bilgiye de dayanmıyor, tahmine dayanıyor. Hiçbirisi vahye, Allah'ın insana verdiği habere de dayanmıyor. İnsanın insan hakkındaki kanaati. Dolayısıyla temel noktası aslında biraz sıkıntılı. Tabirimi hoş görsünler. Temel noktası, başlangıç noktası çürük. Bunun üstüne bina ediliyor sistem. Şu anda eskiye göre çok daha iyi bir yaklaşımla artık hani işte İslam'ın bilincine bunun uyumlaştırılması çalışmaları var. Bunları görmek sevindirici. Acizane ben de böyle bir çalışma yaptım. Çünkü böyle bir ihtiyaç var. Ama bu isimle başarı, mutluluk vaat ediliyorsa bunu gerçekten kendi kaynaklarımıza, onun mihengine bir vurmak lazım. Yani doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor, işe yarar mı, yaramaz mı? Bunu temel referans olarak değişmez hakikatlere bir vurmak lazım. Yani Kur'an'a aykırılığı var mı? Bizim iman esaslarımıza aykırılığı var mı? Bence bu konuda gözden geçirmek lazım diyeyim ben. Sizin bu konuya kanaatiniz? Ben de şöyle düşünüyorum. Yani biz şimdi Muhammed abimin dediği gibi kişisel gelişimle uğraşıyoruz. Bu bir insanların da şu anda çok talep gösterdiği bir olgu. Yıldan yıla da artıyor. Ama benim kişisel gelişimle alakalı kanaatim şu. Yani benim anladığım şey şu kişisel gelişimle alakalı. Şimdi ben Allah'ın insanı muhteşem bir şekilde yarattığını, zaten ayetlerde söylüyor. Allah insanı muhteşem bir şekilde yaratmıştır. Ahsen-i takvimde. Evet. Ve insanda da bence bir potansiyel vardır. Bir tohum gibi düşünelim. Bu potansiyelin açığa çıkması için çeşitli işler yapması lazım. Nedir işte? Eğitim alması gerekir. İşte gezmesi gerekir, sohbet etmesi gerekir, okuması gerekir. Birçok faaliyet var bu potansiyeli açığa çıkartacak. Kişisel gelişim de benim anlayışıma göre, benim tanımıma göre insanın içerisinde muhteşem bir şekilde yaratılmış olan insanoğlunun içerisindeki o potansiyeli açığa çıkarmak üzere yapılan aktiviteler. Eğitimler vesaireler, işte sporudur vesaire, yani birçok şeyi kişisel gelişimin içerisine koyabiliriz. Ama Muhammed abim de dediği gibi son yıllarda kişisel gelişim diye batı kaynaklı, işte sakat çürük bir felsefesi olan bazı anlayışlarda bu başlık altında eğitim diye veriliyor. İşte o anlayışlardaki en büyük sıkıntı şu. Şimdi son zamanlarda mesela çok popüler olan şeylerden bir tanesi işte secret'tır vesairedir. Ondan sonra işte içinizdeki devi uyandır, sınırsız güç. Bunlar çok meşhur kitaplar. Ondan sonra bunlar da anlatılan şey ne? Sen diyor muhteşemsin diyor. Süpersin, harikasın. Her şeyi yaparsın. Her şeyi yaparsın. Ondan sonra veriyor gazı. Ama senin her şeyi yapabilmen, ondan sonra senin muhteşemliğin vesaire, bu nereden kaynaklanıyor? Bunu söylemiyor. Senden kaynaklanıyor. Sen diyor süpersin diyor. Seni yaratan var. Seni muhteşem bir şekilde yaratmış. Ondan sonra sen üstüne düşenleri yapmakla sorumlusun. Sonucu Allah takdir eder demiyor. Haşa, kendi kaderini kendini yaratırsın, kendin yaratırsın tarzında, evet, mesajlar söylüyor. İşte olumlu düşünürsen, işte şöyle yaparsan, böyle yaparsan bunu çekersin. Ondan sonra bu şey senin gerçeğin olur. Böyle yanlış mesajlar veriliyor. Ve insan bir süre sonra kendisine aşırı bir özgüven duymaya başlıyor. Başlıyor icraata. Allah muhafaza o icraatların sonunda başarısız olursa, şimdi bunu işte birazdan mutluluğu da konuşacağız ya, işte tevekkül anlayışı yoksa insanda, ben üstüme düşeni yaparım, sonucu Allah takdir eder. Şimdi bu anlayıştan uzaklaştığında sonucu da senin yaptığın işler vesilesiyle, senin yapacağın şeylerle sonucun geldiğini düşünürsen ve bu sefer sonuç da alamazsan kimi suçlarsın? Kendini suçlarsın.
ben yapamadım, ben başaramadım, olmadı, etmedi. Bu sefer insan kendisiyle hesaplaşmaya başlıyor. Daha sonra da ruhsal bir bunalıma giriyor, depresyona giriyor. En son zaten inanç eksikliği varsa insanda, dünyada onu bağlayacak, tutacak da bir şey kalmıyor. En son canına kıyıyor. Bu eğitimlerde, bu tarz işte kişisel gelişim eğitimlerinde özellikle insanların bu noktaya dikkat etmesi lazım. Ya bunu veren kişiler gerçekten bu alanda ehil mi? Verdikleri mesajlar bize uygun mu? Bizim dinimize, kültürümüze uygun mesajlar veriyorlar mı? Buna dikkat etmesi lazım. Bıçak gibi bunu hayırlı bir işte de kullanabilirsiniz ve çok faydalıdır. Ben şahsen çok faydasını gördüm. Ama gidip bıçağı adam kesmekte de kullanırsınız. İşin felsefi tabanını yanlış bir yere oturtturursanız bu çok tehlikeli bir hale gelebilir. Aşırı gaza gelme, aşırı özgüven. Bunun neticesinde insanların işte gidip bazı işlere girişmesi, ki siz de biliyorsunuz birçok insan, biz bu eğitimleri aldık. Yabancı uzmanlardan da aldık ve yabancı uzmanların verdiği mesajların çoğu da böyleydi. Hatta Muhammed abim işte karşı çıkıyordu o eğitimlerde. En son o biraz önce söylediğim haşa kendi kaderini kendi yaratırsın lafı bir eğitimciye aittir yani. Aslında şeyler mesela çok masum görünen bazı ifadeler var. Her şey senin elinde. Evet. Masum bir ifade değil mi? İnsanı motive etmek için kurulmuş bir cümle. Her şey senin elinde. Doğru mu? Kısmen doğru. Ama oldukça tehlikeli bir ifade. Evet. Yani Abdülkadir'in söylediklerine ben %100 katılıyorum. Şunu ilave etmek istedim. Biz kendi iman bilincimize tam vakıf olsak, yani nasıl tabir caiz ise, nasıl bir Allah'a inanıyorum? Kader nedir? Özellikle bu ikisi. Evet. Bunu tam olarak bilsek, zihnimizi oturtsak, o zaman bunlardan etkilenme düzeyimiz daha azalmış olur. Çünkü filtreden geçirebiliriz. Bu çok yani önemli. Onların derle gözlemleriyle, tecrübeleriyle doğru gördükleri bazı hakikatler var. Evet. Bizim onları dinlerken, alırken muhakkak bir süzgeçten geçirmemiz evet. gerekiyor. Artı çok önemli. Bakın çok orijinal bir şey daha anlatacağım. Buyurun. Biz Muhammed abimle beraber bir eğitime katılmıştık. NLP, bu son zamanlarda popüler işte Neuro-Linguistic Programming, beyin dili programlama eğitimi. Şimdi bunun baktığınızda çıkış noktası Amerika olarak gözüküyor. İşte bir dil bilimciyle bir matematikçi böyle bir sistem getirmiş. Söylenilen kısaca da şu: başarılı insanlar var, başarısız insanlar var. Başarılı insanlar ne yapıyor da başarılı oluyorlar? Bunları bir sistematik hale getirip başka insanlara aktarırsak onlar da başarılı olabilir mi? İşte konuşmasında, düşünce yapısında, davranışlarında vesaire böyle belli sistemler var. Şimdi bununla ilgili eğitimler verilirken işte birçok mesaj da veriliyor aralarda. Baktığınız zaman aslında onların anlattığı şeylerin birçoğu bizim kültürümüzde de var olan şeyler. Hatta bir gün Muhammed abim itiraz etmişti. Ya dedi, sizin dedi bu anlattığınız dedi işte Mevlana'da var, Said Nursi'nin eserlerinde var, orada var, İmam Gazali'de var vesaire. Bizim başımızda bu eğitimi veren kişi de Amerikalı adam, bir teologdu. Yani orada ilahiyat doktorası yapmış birisiydi. Evet. Adam dedi ki, evet dedi, var dedi. Ondan sonra sizin dedi eserlerinizde var. Ama siz dedi eserlerinizi okumuyorsunuz ki. Biz üniversitelerimizde bununla ilgili kürsüler kuruyoruz. Mevlana kürsüsü kuruyoruz. Ondan sonra İmam Gazali kürsüsü kuruyoruz. İşte Said Nursi kürsüsü kuruluyor. Bunların eserleri araştırılıyor. Daha sonra bunları biz alıyoruz. Size böyle geliyoruz. Size pazarlıyoruz. Siz de bize bir sürü para ödüyorsunuz. Gidip kendi eserlerinizi araştırmıyorsunuz dedi. Şimdi hangi üniversitede bununla ilgili kürsüler var? Hangi üniversitede bu saydığımız alimler, daha bir sürü alim var değil mi? Yetişmiş olan bizim topraklarımızda, bizim kültürümüzde bir İslam alimleri var. Şimdi onların verdiği mesajlara baktığınız zaman zaten o kadar güzel mesajlar var ki Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde. Yani burada bir sürü örnek verilebilir. Şimdi ama biz ne yapıyoruz? Batı kaynaklı olduğu zaman bir şeye ilgi gösteriyoruz. İşte ya mesela en basitinden Kaizen, sürekli gelişim demek değil mi? Sürekli iyileştirme, evet. Sürekli geliştirme. Japonların felsefesi. Japonlardan konuştuk ki işte intiharlar atmış mesela. Şimdi Kaizen diyorsunuz, bir fabrikaya gidiyorsunuz. Burada Kaizen ilkesini uygulayacağız. Sürekli iyileştirme, sürekli gelişim. Ama Peygamber Efendimiz ne diyor? Hadis var. İki günü bir olan ziyandadır diyor. Bundan daha güzel bir şey var mı? Kaizen bu. Kaizen bu aslında. Şimdi Japon gidiyor diyor ki iki günü bir olan ziyandadır demiyordu. Gidiyor Kaizen diyor. Ondan sonra millet de diyor, aa diyor Kaizen diye bir şey varmış. Ne güzel bir şeymiş, ne süper bir şeymiş.
İşte beden dil, iletişim, gülümseyin vesaire, insanlarla işte rahat olun falan filan. Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığınız zaman ondan daha güzel bir iletişimci yok. Ondan sonra ondan daha güzel örnek alınacak bir insan yok. İnsanlarla konuşurken gülümsermiş, yüzünü çevirirmiş, bütün bedenini dönermiş. Ya baktığınız zaman bizim kültürümüz o kadar böyle geniş ki alacağımız birçok şey var. Ama biz ne yazık ki belki de artık özgüven eksikliğinden dolayı mıdır? Yani son yıllarda böyle bir inşallah artıyor yani bir 5-10 yıldır inşallah bizim de tekrar böyle bir canlanıyor özgüvenimiz ama onun öncesindeki o kötü dönemler sonucunda işte bir batı hayranlığı, oradan gelen her şeyi belki sorgusuz sualsiz kabul etme, mutluluğu bu tarz şeylerde arama. İnsanlar böyle yanlışlara düşebiliyorlar. İşte insan şu anda bu çağda çok ciddi bir şekilde bir arayış içerisinde. Bu arayışı da bir şekilde tatmin etmesi lazım. Mutlu olmak istiyor. Ama bunu yanlış yerde arıyor. Daha sonra da belki geçici bir mutluluk elde ediyor olabilir. Ama daha sonra bu işlerden çok daha zararlı çıkabiliyor. O yüzden doğru mutluluğu gerçek yerde aramak lazım. İntiharın herhalde artmasının mühim bir sebebi de asrımızdaki yalnızlaşmak, yalnız kalmak. Ne kadar kalabalık yaşasak da aslında yalnızız. Doğru. Sırf bu konuda dinimizin selamlaşma tavsiyesi bile muazzam bir kişisel gelişim herhalde örneği. İnanılmaz. Hı. Sonra yani mesela cumalarda haftanın bir günü bütün mahalle bir yerde toplanıyor ve beraber ibadet ediyor. Sonrasında oturup sohbet ediyor. Hı-hı. Yılda işte Kurban Bayramı, ondan sonra Ramazan Bayramı'nda herkes işini gücünü bırakıyor. Memleketlerine, büyüklerin yanına gidiyor ve orada bütün akrabalarıyla, geçmişteki çocukluk arkadaşlarıyla, mahallesiyle buluşuyor. Sonra dünya çapında haçta mesela bütün Müslümanlar yılda bir defa beraber buluşup dertleşiyorlar, halleşiyorlar. Hı-hı. Bu örnekler nerede var ve nasıl uygulanabilir başka yerlerde? Bir psikoterapi aslında bu. İşte bu evet, muazzam bir anlamda aslında öyle. Çok güzel bir nokta bence abi temas ettiğin. Yani yalnızlık, insan gerçekten yalnızlaştığı zaman, dertlerini paylaşamadığı zaman kendi kendine o bunalımdan çıkamıyor. İşte bir süre sonra depresyon, o ilerliyor, intihara gidiyor. Şimdi selamlaşma ile ilgili çok güzel bir hadis var, onu paylaşmak istiyorum ben. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diyor ki birbirinizi sevmedikçe, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş sayılmazsınız. Size birbirinizi sevmenizi sağlayacak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız diyor. Şimdi geçmişteki bizim büyüklerimize biz desek ya işte insanlara selam verelim edelim. Ya zaten yapıyoruz derlerdi değil mi? Ama şu anda biz aynı apartmanda oturduğumuz insanlara dahi selam vermiyoruz belki. Asansöre biniyoruz, çıkacağız yukarı. Orada selam vermemek için yukarı bak, aşağı bak, telefonu karıştır, düğmelere bak, ne yapacağımızı şaşırıyoruz. İşte bu hadisi değil mi? Batılı keşfetmiş. Tabii. Selamlaşmadan bir yere girmiyorlar. Evet. Orada muhakkak çok daha yaygın. Kimi görse bir hi, hello diyor. Evet. Ama biz de maalesef ve ben bunun yayılmasını da sevginin artmasına, işte insanların birbirleriyle olan iletişimin artmasına da vesile olacağını düşünüyorum. Yani o yüzden çok önemli bir nokta. İntiharlardaki bir sebep yalnızlık. Bunun da çözümü yine işte dertleşmek, halleşmek, bu tarz ortamlara katılmak, birlik olmak, işte sohbetlere gitmek vesaire, bu insanlara inşallah bu anlamda daha faydalı olur. Hani bir an hayal ediyorum ülkemizde tam mesela İslamiyet'in, dinimizin öğrettikleri tavsiyeler uygulansa, selamlaşmasından diğer ibadetlerine, herhalde cennet gibi bir hayat olur. Kesinlikle, mahalledeki evet. Fakirlerin, yoksulların düşünüldüğü, onlara ziyaretlerin yapıldığı, yardımlaşma sandıklarının olduğu, mesela bütün mahalle diyelim, her vakit namazına camiye gidiyor bütün Müslümanlar. Orada buluşuluyor. Hele cuma namazında çok daha geniş bir katılım. Ve namaz sonrası belki orada oturup hoca bir saat bir sohbet ediyor. İşte yaşlılara gidin diyor, hastalara gidin diyor, çocuklarınıza dini öğretin diyor, fakirlere yardım edin diyor. Böyle her gün müminler nasihat dinliyorlar. Böyle bir toplumda herhalde intihar diye bir şey olmaz. Şüphe yok. Yani aslında bütün bunların hepsinin toplamı İslamiyet. İslamiyet her şeyiyle uygulandığında bizim sistem tam olarak çalışıyor. Şimdi ben şunu düşündüm sizi konuşurken, anlatırken. İnsanı kim daha iyi bilir? Freud mu daha iyi bilir? Allah mı daha iyi bilir? İnsanın ihtiyacını, insanın kendisiyle ilgili ihtiyacını, insanın insanla ilgili ihtiyacını kim daha iyi bilir? Jung mu daha iyi bilir? Allah mı daha iyi bilir?
Şimdi İslamiyet nedir? Allah'ın şöyle şöyle yapın, böyle böyle yaşayın diye gönderdiği model. Dolayısıyla her şeyiyle zaten bir şeydir. Yani terapiye ihtiyaç bırakmayan önleyici yaklaşımdır. İslamiyet her şeyiyle bizi zinde tutar. Aslında sağlıklı tutar. Ruh sağlığı açısından da beden sağlığı açısından da gereken düzenlemeler zaten bütün her şeyindedir. Her şeyinde. Ve bütün hayatı kapsar. İşte bu olmadığı için zaten doğuyor bu yaklaşımlar. En başta ifade ettik. Bir ihtiyaç. O ihtiyaç nasıl karşılanacak? Bizim Türkiye'mizde de maalesef halen bu devam ediyor. Bizde de bu ihtiyaç var. Ülkemizin bir kesiminde ihtiyaç var. Ama bu ihtiyacı nasıl karşılayacak? Bu ihtiyacı karşılanmanın adını namaz koymak istemediğinde, zikir koymak istemediğinde, özellikle bunlardan veya infak, zekat koymak istemediğinde, özellikle bunlardan kaçındığında bu su götürmez bir gerçek. Onun yerine ikame edecek bir şey lazım. Onun yerine ikame etme aracı olarak bu tip şeyler konulabiliyor, kullanılabiliyor. Yani hakiki doğrusu olanı, olmadığı için imitasyon olanı tercih ediliyor. Hakiki olanı, gerçek olanı kullanmayınca sahte olana, gerçek olmayana, suni olana başvurmak zorunda kalıyor. Ancak aynen öyle. Orada aradığını bulamıyor. Er geç mutsuzluğu maalesef yaşıyor. Öyle hakikaten. Tabii zaten konu çok derin bir konu. Son bir şey ifade etmek istiyorum. Buyurun. Benim az önce bahsini ettiğim enteresan isme sahip olan bu zevat, yani Jung'tu, Freud'tu, işte Fromm, bunların hayatlarına baktığımızda çoğunlukla çok çalkantılıdır. İnsan insanı merak ediyor. Onların kendi merakı da bundan dolayı başlıyor. Kendisi bunalımda olduğu için başlıyor. Ve hayat, mesela en basit örnekler yani bunlar. Bunlar psikolojinin babaları. Kişisel gelişimin babaları da böyle. Aile içi iletişim eğitimi diyor, çoğunluğu boşanmış. Çocuklarla iletişim eğitimi diyor, çocuğu uyuşturucu kullanıyor. Ayyaş. Bunlar açık ve net örnekler. Bu bahsi geçen az önce Abdülkadir'in bahsettiği Dr. White Woodsmall, yani biz zaten sizin kaynaklarınızı araştırıyoruz diyen adam sonunda Müslüman oldu. Öyle kaynağı mi? Bulan kişi zaten sonunda kurtuluyor. Ama kaynaktan ısrarla uzak durmaya çalışan kişinin kendisine hayrı yok. Kendisine hayır olmadıktan sonra ama hala milyonlarca insan Jungçu, milyonlarca insan Freudçu. Buna dair özel terapi yöntemleri geliştirilmiş. Adamın kendisine hayrı olmamış. Sen neyin peşinde dolaşıyorsun? Bizde de maalesef bunlar bilinmiyor ve halen böyle devam ediyor. Yani Allah muhafaza etsin diyelim. Amin inşallah. Allah hakiki olanı, gerçek olanı fark etmeyi ve ondaki lezzeti fark etmeyi nasip eylesin inşallah. Aramızın vakti geldi. İnşallah bir ara vereceğiz. Sonra devam edelim. Değerli dostlarımız, beraberliğimiz devam edecek.